Ben daha hiç tiyatroya gitmedim aslında 20 yıldır hayatım boyunca. Hiç gitmedim. Yani öğrencilikten dolayı olabilir. Öğrenci ekonomi şartlar bizi buna zorluyor. Hiçbir sosyal etkinlik zorlanıyoruz. Tiyatroydu, konserdi, sinemaydı. Zorluyor ekonomik şartlar bir öğrenci olarak bizi sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmayı. En son gittiğim tiyatro devlet tiyatrosuydu. Yani devlet tiyatrolarında aslında çok çabuk bittiği için bilet bulmak oldukça zor oluyor. Yani hemen kapış kapış gidiyor. Devlet tiyatrolarında bulamazsak da diğer tiyatrolarda açıkçası çok pahalı. Yani öğrenci olarak bizi zorluyor artık. Yani 4 rakamlı fiyatlar bile görmeye başladık. Öğrenci olarak mümkün değil. 25 sene önce. Yani toplumlar bir araya gelemiyorlar. Bir, ikinciye gelince tiyatrolarda pahalandı. Pandemi çıktı. Herkes akşam sokağa çıkamıyor belki. Ulaşım sıkıntısından kaynaklı. Ama seviyorum. En son gittiğim filmi, tiyatro oyununu Asiye Nasıl Kurtulur diye bir film vardı. Ona gitmiştik, oyun vardı. Büyük tiyatroda. Bir de opera vardı, ona gitmiştik. Onun haricinde öyle bir sosyalliğimiz olmadı. Ne zaman gittiniz? Hiç gitmedim ki tiyatroya. Hayatım boyunca. Hiç gitmedim. Kaç yaşındasınız? Şu anda 63 yaşındayım. Ama hiç gitmedim yani. Neden? Eskide alışkanlığımız yok. İşten başka bir şey görmüyoruz ki, o yüzden. Hepsi o konu. Yıllar oluyor. Tiyatro değil de bir gösteriye geçen hafta gittim. Biraz maddi sıkıntılar tabii ki çok külfetli geliyor. Yoksa takip etmek istiyoruz. Uzun süredir gitmedim ama geçen hafta kızımı, torunlarımı gönderdim. Peki sizin uzun süredir gitmemenizin nedeni nedir? Maliyetleri sizi etkiliyor mu? Saraya sorsak emekliyim. Yıllardır gitmedim. Uzun yıllardır gitmedim. Evet. Maliyeti sizi etkiliyor mu tiyatroları? Bizim etkiliyor, Türkiye'yi etkiliyor. Emekliyim ama emekliler perişan. Cumhurbaşkanı da duysun. 3 yıl civarı herhalde var. Herkesi tabii ki herkesi etkiliyor. Biliyorsun ne kadar saklarsan sakla bir alt kesim var yani. Bunu kabul etmek lazım. Yani ne dersen de. Maraton hayatı var, maraton maaşları var. Onlara gitme şansı çok az. Ancak büyük açık alanlarda etkinlikler falan olacak gidecekler. Eskisi gibi yani tiyatroya özel gitmek, ondan sonra oturmak orada, ne bileyim, içeceğini almak, yiyeceğini alıp oturmak zorlaştı artık ya. Bir sinema dahi kaç lira olmuş. Sinema kalmadı zaten. Çocukken hep sinemaya giderdik 70'li yıllarda. O filmlerle büyüdük ama etkinlikler azaldı, imkanlar azaldı. Emekli İnsanlar... misiniz? Emekliyim, gene çalışıyorum yani. Gene de çalışıyorum. Kaç yaşındasınız? Ben 73 yaşındayım. Anayasım 73. Ya çalışmasan olmaz. Bu şartlar altında ikinci bir işin olmazsa mümkün değil. Büyük sıkıntılar çekersin yani. İnsanlar ne kadar saklarsa saklasın, az maaş alanlar yazık, bitik vaziyette. Şu anda 30 bin liranın altında alan insan geçinemez. En az 30 olacak abi, benim bildiğim bu. En son bir yıl önce gitmiştik tiyatroya. Ya gitmeme durumumuz hem ülkedeki ekonomik durumlar. Düşünün 3 kişilik bir ailenin şu anda tiyatroya gitmesinin maliyeti 700 TL civarında çıkıyor. Keza sinemalar da aynı şekilde. En büyük neden bence ekonomi. Bunun için de önceliklerimiz daha farklı oluyor. Tabii ki daha uygun fiyatlı olursa ailecek. Tiyatroyu biz çok seven bir aileyiz. Maalesef öncelik ekonomi olduğu için bu yüzden ertelemek zorunda kalıyoruz. Pandemiden önce. Daha çok devlet tiyatrolarını tercih ediyoruz. Onlar bir nebze daha uygun fiyatlı. Özel tiyatroları pek tercih etmiyoruz.